bir adamın haram malına zarar versek, kul hakkına girmiş olur muyuz? Örneğin içki satılan bir dükkanda bir şişe içki kırsak yanlışlıkla bu içkinin parasını adama vermemiz gerekir mi? Evet. İslam fıkhına göre kişinin bir malını telef ettiği zaman o mala mukabil ivaz vermek, bedel vermek veya bir malın satışa konu olabilmesi, fıkıh diliyle mebi olabilmesi için o malda aranan bazı şartlar vardır. Bu şartlarda mali mütekavvim diye tabir ettiğimiz mütekavvim bir mal olmasıdır. Nedir peki mali mütekavvim? Mecelle-i Ahkam-ı Adliye'ye baktığımız zamanki mütekavvimi tanımlıyor. İki şart vardır. Bir, şer'an ondan faydalanılması mubah olacak. Yani şer'i şerif kişinin ondan fayda temin etmesine müsaade edecek. Ve o şey bir fiil kişinin hiyazeti altında olacak. Mülkü altında olacak, elinde olacak. Böyle bir nesne mali mütekavvimdir. Dolayısıyla bunu satması meşru olduğu gibi harici başka bir etken yok ise karşı taraftaki bir kişi bunu telef ettiği zaman da bunu ödemek zorunluluğu vardır. Peki içki, alkollü içecekler Müslüman için mütekavvim bir mal mıdır sorusuna cevap aramamız gerekir. Mütekavvimin tanımına baktığımız zaman şer'an kullanılması meşru olacak dedik. Oysa bir Müslümanın bunu şer'an kullanması meşru değildir. Dolayısıyla Müslüman açısından şarap veya diğer müskirat mali mütekavvim değildir. Yani mütekavvim bir mal değildir. Bu sebeple muhterem değildir. Korunması gereken bir nesne değildir. Dolayısıyla bir Müslüman gelip de başka bir Müslümanın mütekavvim olmayan ki şarap misalimizdi, içki misalimizdi bunu telef ettiği zaman herhangi bir ödeme sorumluluğu yoktur. İster kasıtla telef etsin, ister kasıtsız telef etsin. Ancak bu bahsettiğim fıkhi yön. Ancak telef ettiği zaman onun kabı o ayrı şekilde değerlendirilir. Yani kitaplarımızda geçer. Bir Müslüman, gayrimüslimin içki küfesini veyahut da işte şişesini kırsa içkisini ödemeyecek ama şişenin parasını ödemek zorundadır. Buradaki mana çünkü mal ile mal olmayan birbirine karışmış, mütekavvim ile mütekavvim olmayan karışmış, mütekavvim olmayan ödemeyecek ama mütekavvim olanı ödeyecektir. Dolayısıyla hani onu dökserse, kırmazsa, dökerse döktüğünü ödemek zorunda değildir. Ancak ödeme zorunluluğu olmaması bu işlemi yapmayı meşru kılmaz. Burada değerlendirmeye tabi tutmak lazım. Böyle yapmakla siz tebliğ yapma niyetindesiniz. Yani karşı tarafa karşı onun İslam'a daha sıcak bakması veya bu fasıklığından vazgeçmesi. Tabi burada yine bir parantez açalım. Müslüman'ın dan bahsediyoruz. Eğer gayrimüslim ise karşı taraf, siz onun şarabını telef ederseniz ödemek zorundasınız. Çünkü ona göre bu mütekavvim bir maldır. Evet. Yani gayrimüslimin ise o diyelim ki hınzır veya domuz onu telef ederseniz onu ödemek zorundasınız. Çünkü şer-i şerif ona nispetle mütekavvim mal kabul etmiştir. Evet. Ama Müslüman ise karşı taraf Müslümana göre mal olmadığı için siz onu ödeme sorumluluğunuz yoktur. Bunu da belirtelim. Peki böyle bir tebliğ doğru mudur? Bunun getirisi ve götürüsüne buna bakmak lazım. Yani siz gelip de bir Müslümanın işte yani tekel bayisi olan bir Müslümandan bahsedelim. Rabbim kurtarsın onları. Böyle bir işlem yapıyor. Siz de o tepki olarak gittiniz, onun içkilerini döktünüz. Bundan dolayı karşı tarafta karşı taraf bir fermante göstererek size karşı cephe alması, haşa İslam'a karşı cephe almasına sebebiyet veriyorsa burada kar zarar döngüsüne bakarak hareket etmek lazım. Yapacağınız eylem ne kar olacak ne zarar olacak. Buna göre hareket etmek lazımdır. Dolayısıyla tebliğde dahi bir metot vardır, bir uslup vardır. Burada da güzellik ile ona güzel bir şekilde bunu ikna edercesini anlatmaktadır. Yoksa belli bir şekilde yaptırımla değildir. Bu noktada da inşallah dikkat edelim.